12-18 Temmuz. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Rabbim sizin evinize bereket, uğur getirsin. Tabii ki duasız gün olmaz. Şükretmeyi unutmayın. Çocuklarımıza güzel bakın, bağırarak konuşmayın istiyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Değerli koç burçları, en büyük tutkunuz başarılı olmak ve en zirveyi başarmak istiyorsunuz ama tahammülsüzlük yönünüzden dolayı insanların sizi yanlış anlamasına sebep oluyorsunuz. Lütfen tahammülünüzü de aynı tempoyla işinize yansıtırsanız yeni gelecek teklifler size olumlu evrede anlaşmalara itecek. O yüzden sakinliğinizi ve eleştirilere de açık olduğunuz takdirde beklediğiniz iş anlaşmasının imzasını ve artı bununla birlikte tatil valizinizi ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel bir plan haftasına giriş yapacaksınız. Köye gitmek istiyorsanız, denize gitmek istiyorsanız bu enerji 17 Temmuz itibariyle hayatınıza giriş sağlayacak ve gideceğiniz seyahat size acayip huzurlu ve geldikten sonraki enerjinizde de artı işinizdeki hedefler ve beklenilen paralar da hızlı bir şekilde hayatınıza girmiş olacak diyorum. Ortaklı düşüncesi olan bazı koç burçlarıyla ilgili noktada evet ortaklı süreçlerimizin imzası atılıyor. Ağustos ayı bunun için çok yoğun bir tempo olacak. Bence güzel başarılar, güzel planlar sizi bekliyor. İş mahkemeniz, para mahkemeniz ve alacağınız varsa bu hafta parça parça ufak ufak paralar gelecek. Ağustos ortası itibariyle hızlı paralarınız geçiş olacağını söyleyebilirim değerli koç burçları. Yalnız uzun süredir iş problemi yaşıyorsanız 22-23 Temmuz itibariyle bu kapılarla ilgili tekrar diyaloglar ya da 24-27 Temmuz arasında bu tarz diyaloglar size olumlu süreçte ve yeni imza anlaşmanız olacak ve yeni kapınız şimdiden hayırlı olsun. Devlet sınavınız varsa, girmeniz gereken bazı sınavlarınız varsa olumlu olarak enerji alıyorum sizden. Hiç korkmanıza gerek yok. Başarmak istediğiniz tüm kapılar hayatınızın içerisinde olacak olarak uyarı veriyor. Ev almak, evi değiştirmek, yeni bir evle alakalı araştırmalarınız varsa bayram bitiminden sonra yeni anahtarın kredi başvurusu ya da bununla ilgili hayal ettiğimiz noktaya geçiş evremiz olacak. Bu da bizi mutlu edecek diyorum. Yalnız aşksız olan ve aşk bekleyen koç burçları için 18 yılından sonra güzel bir aşkın heyecanı, ayaklarınız ve kalbiniz yeniden bu duyguyu hissedecek, gözünüzü dört açın diyorum. Sevgilinizle uzun süredir bazı tartışmalar yaşayan koç burçları bu hafta bu yumuşama evresi, hataları görmek ve birbirimize daha sağlam evreye geliştireceğimiz bir dönem. Ama der ki ilişkiyle ortak bir düşünceniz varsa, yani sevginiz ya da eşinizle yapmak istediğiniz ortak bir iş kapınız varsa lütfen bu işinizi yapın, gayet başarılı ve aydınlık olacak. Özellikle eşinizin işle ilgili beklediği, eğer bir erkek deniyorsa, evliyseniz eşinizin işle ilgili bir değişimi, aydınlığa kavuşacak ve uzun süredir aynı noktadaysa sıkıntımız söz konusu. Eğer siz ev hanımı ya da sadece evden bazı işler takip ediyorsanız gitmeniz gereken iş kapınızda hareketler başlayacak ve evden artık değil iş kapınıza geri dönüş sağlayacaksınız değerli koç burçları. Şunu demek istiyorum. Evli olanlarda uzun süredir birbirimize ait yaşadığımız gerginliklerde de sorunlarını atmaya çalışıyoruz. Birbirimizi dinlemek ve anlamak dediğimiz bir dönemdeyiz. Hatta bunu altyapısına oturtmak istiyorsanız iyi bir terapisti birlikte spor yapmak, vakit geçirmek size iyi gelecek. Yalnız bazı koç burçları eşlerden kaynaklı güven problemi, inanç problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu ara şüpheleriniz ya da sizi rahatsız eden telefon iletişimlerini kontrolü aldınız. Evet devam edin ama ani tepkiler vererek değil, gizli gizli kontrol ederseniz elinize doğru sonuçlar getirirsiniz ama birden parlarsınız, sıkıntı yaşarsınız. Ona göre dikkat edin diyorum değerli koç burçları. Yurt dışı planları ya da yurt dışında yaşayan bazı koç burçları için iş beklentiniz ya da bulunduğunuz evrakla ilgili biraz olumsuzluklar gündeme gelebilir. Ama sonu tekrar tekrar mücadele ettiğinizde aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Yarım bıraktığınız bir eğitim varsa ve kariyeriniz için bu eğitim eksik olarak uyarı veriyor. Lütfen yarım eğitiminizi de tamamlamanız lazım. Bu sizin için çok daha doğru. Sizde de mobilya, ahşap mobilya, dolap, gardırop, ayakkabı dolabı yenileme gibi fikriniz olabilir. Yani bu ara dolaplarla alakalı her şeyde bir yenileme var.
Uzun süredir kardeş hanesindeki yaşanan, yani babanızın kardeşi, annenizin kardeşinin hanesinde yaşanan sorunları bu ara ön kulak vermeyin. Sorun, sıkıntı ve siz suçlu olabilirsiniz. Uzak durun. Araçla ilgili dikkat etmeniz gerekebilir. Aracınız hararet yapabilir, yolda kalabilirsiniz. Otobüste yolda kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yolculuğa gidecek ve tatil için, özellikle bayram tatili düşünenler için aileniz ya da gideceğiniz yolculuk size çok keyif gelecek. Geldikten sonra planladığınız her şey hayata geçecek. Bu dönem bazı koçlar söz nişan telaşında ya da aileler bir bütün nişan telaşında olabilir. Bunun kıymetini bilin. Sevgi ve umutla kalın. Sağlık olarak da diş eti iltihaplarımız, orta kulak iltihaplarımız ve boyun ağrılarımız olabilir. İhmal etmeyin. Mutlu kalın. Hoşça kalın.